Güzel bir proje yapacağız. Ondan eminim ki şüphen yoktur. Evet, evet. Açalım bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir görsün. Abi yok artık. Hoş geldin. Epeydir de böyle bir heyecanla bekliyordum sen de. Motoru böyle güzel bir şey yapacağız inşallah. Aynı zamanda yolda bahsettiğimiz Mustang'in de sahibi Burak abimiz. Onunla da bir... Mustang konusunda da başımı yakacak gibisin. Ya da birkaç bir şey söylemişsin. Duydum kulağıma geldi. Bakalım göreceğiz. Yok yok, o beygire muhtemelen yetişemeyeceğiz ama şimdi arkadaşlar gölgeyi gördüğünüz üzere burası 3 katlı bir işletme değil mi? Aynen öyle. Her kata araç çıkartıyoruz biz burada. Her kata çıkıyor. Biz direkt üst kata çıkaracağız gölgeyi. Orada bir proje yapacağız. Bir tasarım yapacağız. Doğru. Ardından istediğimiz her şeyi yoluna koyacağız. Şimdi gölgeyi asansöre yükleyelim. Şöyle yukarıda kaydedelim. Alalım. Yukarıda da zaten ön hazırlıklarımızı yaptık. Tamam. Sürpriz güzel bir proje olacak. Hadi bakalım. Gölgeyi çıkarıp yukarıda kayda devam edelim dostlar. Canım güzel bir proje yapacağız. Ondan eminim ki şüphen yoktur. Evet, evet, evet. Zaten A'dan Z'ye bugüne kadar da keyifle kullanmışsın. Güzel bir konsepte böyle komple hem ismine yakışır bir gölge olmuş hem de simsiyah bir canavar olmuş. Biz bu canavara biraz daha agresiflik katalım istedik. Biraz daha böyle hareket kazandıralım istedik. Evet. Hem takipçilerine farklılık olsun hem de sen sürerken daha farklı bir motosikletle keyif al istedik. Doğru mu? Evet, doğrudur. Ve finalde böyle üzerinde örtüp senin takipçilerine de bizim takipçilerimize de bizim de YouTube kanalımız Royal Class'ta yayınlayacağız çünkü biz bu motosikleti. Bölüyorum abi, kusura bakma. Arkadaşlar buranın da Royal Class kaplama ailesinin de kendine ait YouTube kanalı var. Burada spor arabaları yaptığımız işlerin hepsini kaplama işini gerçekleştiriyorlar. Yeri geliyor işte bizim gibi canavarlar da geliyor. Sanırım motosiklet kaplama işine çok yaraşmıyorsunuz. Yani şöyle, normal bir aracı kaplamada gösterdiğimiz eforun çok daha üstün eforunu motosiklet kaplamada gerçekleştiriyoruz. Çünkü neden? Çok fazla teferruat var, çok fazla parça var, sökümü takımı ama artık yapacak da bir şey yok. Motosiklet tutkunları da bizleri tercih ediyor. Çok sağ olsunlar. Son dönemlerde de yoğun yoğun kaplamaya başladık. İnşallah bundan sonra da sırf o iş için ekibimiz özel olarak ilgilenecek. Hiç problem yok. Yani gelenleri geri çevirmiyoruz. Süper. Biz arkadaşlar doğrusu çok uzun bir süre aradık. Güzel bir kaplama yapacak bir yer. Burada da sağ olasın. Royal Class ailesine de Instagram'dan eriştim ben. Instagram'dan erişip direkt buraya damladık. Yani dediğinize göre o koca araçlardan daha zor bu küçücük motosikletlerin. Kesinlikle. Kaplaması. Kesinlikle net. Çünkü çok fazla detay var. Bir de motosiklet sahibi de böyle çılgın ve tutkulu bir adam olunca onu da memnun etmek gerekiyor. Ben yolda söyledim. Dedim ki her yapılacak her işlemden haberdar olmak istiyorum diye ama birazcık sürpriz olacak. Hem biraz sürpriz olacak hem de bir de şöyle bir durum söz konusu. Senin daha önce bize vermiş olduğun brieflere dayalı olarak kendinden de bir şeyler katmak istiyorsun. Evet, sana da özgün bir şey olsun istiyorsun. Tabii ki. O zaman biraz da tüyo verelim. Son dönemdeki yapmış olduğun ekipman değişikliğini biliyorlar mı YouTube kanalında takipçilerin? Tabii ki. Kırmızı detayları falan. Biliyorlar. Tabii ki. O zaman ona yakışır. Onunla böyle bütünleşecek güzel bir tasarım. Hadi bakalım. Sizleri bekliyor diyebiliriz. Bir şey merak ediyoruz abi. Muhtemelen benim dostlarım da merak edecektir. Hı-hı. Turdaki sticker'lar falan kaldırılacak mı? Şimdi ben onunla ilgili bilgi vermeden önce sana şöyle kısa bir bilgi daha vereyim. Tamam. Biz bu motosikleti kaplarken A'dan Z'ye tamamen profesyonel bir söküm takım işlemi gerçekleştireceğiz. Tamam. Çok fazla granaj söküm işlemine gitmeden sökülmesi gereken böyle daha basic parçaları söktükten sonra elle ulaşabildiğimiz, aparatlarımızla ulaşabildiğimiz yerleri de sökmeden kaplayacağız. Tamam. Onun haricinde yaptığımız bu işlemin yine merak ederler diye bilgi vermek istiyorum. Tabii. 3 yıl işçilik garantimiz var. Tamam. 7 yılda renk kullanım garantimiz var. Süper. Yani kapı gibi, tank gibi arkasındayız öyle Hadi söyleyeyim. Bakalım. Süper yani sen sınırları zorla basabildiğin kadar bas. O rüzgara karşı mukavemetini bizim işçilik kalitemizle birlikte dayandırır. Sıkıntı olmaz. Biz top speed 290 gördük. Hiç problem yok. Gidebiliriz. Ben folyolarla ilgili 500'e kadar daha göreni görmedim ama görse de sıkıntı olmaz. Süper var. Stickerları sordun. Stickerlarda sıkıntı yok. Neden? Biz bu stickerları evet söküyoruz. Tamam. Fakat şurada görmüş olduğun plotter makinamızda komple orijinal parçaları, orijinal ebatlarıyla birlikte, tamamen orijinal karakteriyle birlikte tekrar üzerine uyguluyoruz. Ama biz bu tasarımda hangi sticker'ı tekrar uygulamak istiyoruz, hangisini uygulamak istemiyoruz. Tamam. Onu seninle netleştireceğiz. Tamam. Ondan sonra böyle A'dan Z'ye pırlanta gibi güzel, sana yakışır, bu motosiklete yakışır güzel proje ortaya çıkaracağız. Süper, inşallah. Hadi bakalım. En iyisini yapacağımıza ben eminim. Bir teşekkür de benim ekstra istediğim bir şey de var muhtemelen. Diğer arkadaşlar da bu videodan kask sonra isteyecektir. Kaska da bir detay istiyoruz. Bak bir şey söyleyeyim mi? A'dan Z'ye konseptle de kaska kadar bu adam ruh hastası. Bu işi çok seviyor. Anladın? Tamam, onu da yaparız. Hiç problem kaska yok. Kaska da detay istiyoruz. Her şey uyumlu olacak. Sıkıntı yok.
gibi görünecek. Güzel güzel proje çıkaracağız, hiç problem tamam, yok. Süper. O zaman ve kaplama dışında da Murat abiden istediklerimiz vardı bir iki şey. Evet. Elektrik anlamında yani aslında onlarla çok alakasız söyledim, kuyruğun altına iki led şerit istiyorum dedim. Evet. Onlarla alt alakasız ama yine de yer vereceğiz, hiç problem yok. Zaten şöyle bir durum söz konusu. Senin de daha önceden alt kısmında kullandığın bir sticker'ın vardı. Evet. Doğru mu? Aşağıda hardware. Aşağıda onu da yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Süper. Kaplamanın tamam. Bir parçası olacak yani. Aynen, kesinlikle hiç süper. Problem yok. Hadi agresif bakalım. Bir şey çıkacak ortaya yani. Hadi bakalım. Bey süreç ne kadar sürecek Burak abi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Canım değerli BK kardeşim diyeyim. Yine kod adında. Süreç normal şartlarda genel kaplamada motosiklette 5 iş günü zamanımız alıyor. 5 iş günü. Özel bir proje olacağı için ve güzel detaylar olacağı için tamam. Senden de bir şeyler katacağımız için tamam. Biz bu projeye toplamda 6 iş günü diyelim. Çünkü o son bir günde aracın üzerinde yani motosikletin üzerinde komple final detaylarını çalışacak ekibimiz. Titizli çalışma olacağı için ideal süreç 6-7 gün arası diyebiliriz. Süper. Süper ve ben bir şey daha yaptım. Hazır kaplamaya geliyorken aklımda olan bir şey vardı. Yolda da söyledim. Bu parça bizim artçı koltuğumuz. Tamam. Bunu çıkartıp yeni bir parça sipariş ettik. Yani süper. Artçı koltuğu yerine burada bir plastik parça olacak. Tamam. Burada yarış motorlarında burada bir plastik parça oluyor. Biz de o plastik parçayı sipariş ettik. O sanırım bir iki gün sonra ulaşacak. Tamam, uygun. Problem yok. Onu da yetiştireceğim size. Ekstra hiç olarak sıkıntı yok. Sen onu da dilersen alabilirsin. Durabilir. Teslimatta da sana teslim edebilirim. Hiç sıkıntı yok. Yerine gelecek olan parçayı da şimdi biz de not ederiz. Tamam. Direkt onu uyguluyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Onu getireceğim yani. Bu tamam, kalacak böyle. Yok. Arkadaşlar yolda da bahsettim. Bu bizim artçı koltuğumuz. Buraya mono kapak geliyor olacak. Neden peki artçı koltuğunu çıkartıp öyle bir kapağa ihtiyaç duydun? Zaten kimseyi almıyoruz. Barbie bebekler tek geliyor buraya. Sıkıntı yok. Daha güzel görünüyor. Tamam, uygun. Güzel. Zaten canım kardeşim şöyle bir durum söz konusu. Maşallah, Allah kaza bela vermesin. Amin. Motosikletin bütün detaylarıyla A'dan Z'ye agresif bir yapısı var. Evet. Muhtemelen de senin takipçilerin de zaten senin bu motosikletini beğenmeyen yoktur diye düşünüyorum. A'dan Z'ye beğeniyordur. Şu anda da daha iyi bir kondisyona gelecek. Daha güzel olacak. Royal Class imzasıyla diyelim. İnşallah. Akabinde sen de Mustang'i YouTube videonda da söylemişsin. İnşallah şöyle yan yana çıkıp. Evet, ya bizim amacımız şey tamamen keyif tabii ki. Evet. Güvenlik önlemlerini de tamamen alarak. Aynen öyle. BYK kardeşimle ülke yarış pistinde şöyle keyifli dakikalar yaşayacağız. Oo, hem de pistte öyle mi? Ülke yarış pistinde olacak. Oo. Tamamen profesyonel, tamamen böyle karşılıklı olarak tüm önlemlerimizi alacağız. Birbirimizi riske atmadan böyle artık kıran kırana güzel bir yan yana ya timelapse yaparız ya track yaparız. Onu birlikte kararlaştırırız. Hatta timelapse, track ikisi de fark etmez. Onu da yorumlarda kim ne istiyorsa yazsın. Ona göre böyle detaylandırırız. A'dan Z'ye güzel bir şey olur. Süper. Bir de şimdi Royal Class YouTube kanalı için konuşuyor değil mi? Evet evet. Arkadaşlar bu adamlar 50 milyonluk bir bütçe yapıp video hazırlamış. Nasıl 150 izleniyor? Kaç izlenmiş o video? O videoyu gördün değil mi? Evet, öyle o videoyu da şöyle ya. Kıyıya bir yere bırakalım. Senden ricam. Biz gerçekten İzmir'de ilki gerçekleştirdik. Türkiye'de de ilki gerçekleştirdik. Amacımız tamamen keyifli bir proje yapmaktı. Evet. Biraz da eğlenmekti. Güzel bir video yaptık. İzlesinler bakalım yorumları evet, ne olacak? Canavar gibi bir kadro var. 1000 izlenme almış. Kesinlikle izlenelim. Daha bombası gelecek inşallah. Yazın. Yat partisi yapıyoruz. Ona da seni davet edeceğim özel olarak. Yat partisinde de böyle güzel dakikalar birbirinden böyle güçlü güzel süper spor araçları da bir araya göreceksiniz. Getireceğiz inşallah. Canavarlar güzel ya. Hadi aynen bakalım. Öyle güzel bir anı biriktireceğiz. Yat partisi daveti aldık. YouTube yarıyor. Kesinlikle. Seni yine görmek isteyenleri de bekleriz o gün. Problem yok. Hadi bakalım, tamamdır. 6 gün sonra arkadaşlar gölgeyi ben de hiç görmeyeceğim. Sadece şimdi bir tasarımda bir iki proje yapacağız birlikte. 6 gün sonra üstü kapalı bir şekilde sizlerle birlikte ben de görüyor olacağım. Üstünü artık yırtıp fırlatacağız. Adam çılgın. Motoruna tutkulu. Bu adama böyle yakışır güzel bir proje çıkartacağız. Hadi bakalım. Yani geliyor gidiyor yatıyor kalkıyor. Abi motoru gönül vermiş. Motora kendini vermiş diyebiliriz. Evet. Bu arada BK kardeşimi de bilmeyenler için söylüyorum. Çok güzel bir motosiklet kitlesi var. Videolarında gördüm. Kendini de tehlikeye atmadan, trafikte tehlikeye atmadan gayet güzel eğleniyor. Gayet güzel videolar çıkartıyor diyelim. Öyle diyelim. İnşallah Allah kaza bela vermesin. Bizim amin, ülkemizde tamam. Çünkü motosiklet tehlikeli değil. Karşıdaki araç şoförleri tehlikeli. Ben her zaman söylüyorum. Yani dolayısıyla lütfen trafikte dikkat edin arkadaşlar. Motosikletle bir araç. Ben bazen şununla karşılaşıyorum. Artık ben de bu konuda böyle sinirliyim çünkü. Abi adam şimdi önünde bir motosiklet var. Işık yanıyor tamam mı? Yeşil tam geçiyor. Motosiklete yükleniyor kornaya. Neden? Kenara kaçacakmış. Oğlum o yol onun hakkı değil mi? Neden adam kenara kaçsın? O da bir araç değil mi? Doğru mu? Evet, doğru. Biraz ya saygı. Ya bazen şöyle oluyor. Motosikletsin. Sen şeridi ihlal etme. Hadi yürü diyor. Senin bu konuda daha çok anın vardır. Öyle daha çok deneyimin neler, vardır. Neler bir gün onlarla ilgili de böyle başına gelen enteresan anlardan paylaşırsın. Tabii biz de ki. İzleriz.
tatsız anlar ama bahsederiz tabii ki. Biz iyi düşünelim çünkü güzel bir proje için toplandık. Evet. İnşallah güzel olacak arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videonun finalde bitmiş halinde sizlerle paylaşacağız. Bomba bir proje yapacağız. Zaten ülkemizde motosiklete kaplama yapan yok diyebiliriz. Varsa da birkaç kişi böyle bazen işte yapıyor. Çünkü biz görmüyoruz. Bu işin içindeyiz, sektördeyiz. Ama bu saatten sonra Royal Class imzası ve kalitesiyle hem bu motosiklet caddeleri renklendirmeye, agresif bir görüntüsüyle ilgi çekmeye devam edecek. Hem de bizler sizlere birbirinden keyifli motosiklet projelerini sunmaya devam edeceğiz. İkinci motosiklet projesi için telefonum çalıyor. Onu da sizlerle sonra paylaşacağım. Diyebilir miyim? Alarm. Evet, canım kardeşim. Hoş geldin. Hoş buldum abi. Beklediğin gün geldi. Şu telefonları sessiz alayım bir dakika. O zaman bir açalım bakalım nasıl olmuş. Büyük heyecanla senin... bekliyorum ya. Al baksana, harbi diyorum ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kalbi güp güp atıyor. Şöyle bir güzelce hissettire mi açalım? Açalım evet, bakalım. Açılıyorum. Açalım, aç Selim. Aç. Şöyle bir açalım bakalım nasıl olmuş. Şöyle bir görsün. Açılar. Abi göremiyor musun? Göremiyor musun? Açın da göreyim. Aç da görsün. Aman Allah'ım. Abi yok artık. Kardeşim şöyle A'dan Z'ye inceleyebilirsin tüm detaylarına kadar. Hem senin imzanı koyduk ortaya hem böyle bir de senin isteklerin vardı LED ışıklarımıza kadar. LED'lerimiz de alt kısımda böyle. Genel olarak sen yorumla. Şimdi vizör var diye yüzüm tabii mimiklerim görünmüyor da. Bir an vizörü çıkartmasın geldi. Büyük şaşkınlık içindeyim ya. Canavar olmuş ya. Harbi canavar olmuş. Bu motorun bir ismi vardı. Gölge. Doğru mu yanılmıyorsam? Evet. Artık böyle bir kanlı gölge gibi bir şey oldu. Aynen öyle. Tam kanlı agresif gölge bir gölge oldu yani. O gölge ihtişamıyla birlikte agresif bir gölge oldu. Canavar gibi olmuş ya. Şurayı da BYK logosu yapıştırmış. Evet evet. Sana özel. Kendinden işlemeli. Kesinlikle. Ve Rabbim kaza bela vermesin. Gerçekten bizim çok içimize sindi. İnşallah sen de böyle ağız tadıyla bin. Mükemmel olmuş ya. Vallahi canavar gibi. Beklediğine değdi mi? Efendim? Beklediğine değdi mi? Kesinlikle değdi. Vallahi hiç hayal etmedim bu kadarını ya. Süper olmuş. Alttaki bir tane daha burayı da biz ekstra olarak sonradan hissettik. Buna da evet evet olmuş. Sen burada ekstra bir kit getirmiştin. Evet. Bunu da yaptık. Nacizane küçük şöyle bir Royal Class imzası da attık. Evet diğer tarafta da var. Diğer süper tarafta olmuş. Da var. Süper süper süper. Aynen bir hafta öyle. Sonra kontrole geleceğiz kontrolü arkadaşlar. Olacak. Arka LED ışıkları da yaptık. LED ışıkları da burada içerisine montaj yaptık. Tamam. Yani dışarıdan bakıldığında herhangi bir LED görünmüyor. Ya valla mükemmel olmuş ya. Çok güzel olacak. Harbiden mükemmel olmuş. Herkesin eline emeğine sağlık. Valla ben şu anda BYK kardeşimin bu heyecanını sizlerle paylaşmak isterim. Ne anlamda? Kasktan dolayı ifadelerini göremiyorsunuz. Onun da böyle YouTube kanalında hep bütün videolarında kask var. Ama şu ama heyecandan sesini, şu an içerisi... sesini titremesinden dolayı belli. İçeri şu an 200 derece hararet yaptı. İçerisi yanıyor. Harbiden yanıyor. İnşallah seninle ülke içerisine çıkıp böyle keyifli bir video daha çekeceğiz. Evet evet evet. Çekeceğiz öyle onun planlar var mı? Onun sözünü de vermiştik. Biz Mustang'le gideceğiz. Kendisi de böyle kanlı gölgeyle birlikte. Kanlı gölge daha fena durdu. Onu da söyleyeyim yani. Vallahi canım kardeşim hayırlısı olsun. Eklemek istediğin bir şey varsa gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Değiştirmek istediğin bir şey varsa gönül rahatlığıyla söyleyebilirsin. Biz A'dan Z'ye ne gerekiyorsa sil baştan. Mükemmel üzerinden ya. Geçeriz hiç problem değil ama bizim içimize çok sindi. Yine şurada da bir Araltı'nın imzası var. Onunla içerisini daha sonrasında kırmızı yapmayı planladık. Süper olur. Öyle bir dokunuşta yapacağız. Süper olur. Ama ooo bir şey diyeceğim bu kuyruk içlerinde LED var mı zaten? Sen kastan görmüyorsun onları. Biraz da konseptimin azizliğine uğradınız yani yoksa ben çok mutluyum şu an. Mükemmel olmuş. Hayırlısı olsun. Bütün kesinlikle. Royal Class ailesine teşekkür çok, ederim. Biz teşekkür ederiz. İnşallah yollarda gören motosiklet tutkunları da böyle hem seni gördüğünde o heyecanı yaşarlar. Evet. Hem de umarım beğenirler. Ve biz tamamen böyle orijinalci detaylar üzerine yoğunlaşmayı tercih ettik. Çok da böyle abartılı detaylar kullanmadık. Kesinlikle. Bizce güzel oldu. İnşallah kazasız belasız. Hayırlı süper günlerde olmuş. Keyifli sürüşler. Ekibin eline emeğine sağlık. Elinize yani emeğine sağlık. Yani hepsi A'dan Z'ye canla başlayın.
ilgilendi. Bu süreçte kolay değil arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Evet, arabayı kaplamak da meşakkatli bir işlem. Ama motosiklet çok detayları var. Çok oval hatları var. Dolayısıyla yer yer zaman zaman ekibi de zorladığı dönemler oldu. Her zorluğunda bir güzelliği vardır. İyi ki zordu. Ve finalde de bu kadar muhteşem, ihtişamlı, güzel bir motosiklet yaptık. Evet. Kazasız belasız. Hayırlısı olsun tekrar. Süper olmuş. Sen de şu anda heyecan şu yönde. Artık kepenk açılsın. Ben gideyim şöyle bir gazlayayım. Bir çıkaralım, piyasada görünsün. Bravo. Benim de gerçekten hepinize getirmek isterdim ama onu yapamadım. En azından iletişime geçtiğim Burak abiye anı olması niyetinde. Şimdi sizin de kendi tişörtleriniz var. Bizim bir tişört markamız var. Bu arada söyledim. Senin takipçilerine de 10 adet Royal Class'ın Limited Edition özel bu 2022 yaz sezonunda üretilen tişörtlerinden hediye ediyorum. Süper. Sen onları kendin bedenlerini söylersin bize, biz de göndeririz. Çok iyi. Ya da şöyle de yaparız. Tamam. Bu videodan sonra motosikletini kaplamak isteyen dostlarımız olursa gelenlere bir de tişört hediyemiz var. Senin isminle gelsinler. Tamam. Ne gerekiyorsa yaparız. Süper. Bu da benim nacizane hediyem. Canım kardeşim bak, bunu odamda ekibim adına en güzel yere koyacağım. senden de güzel bir hediye. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Çok sağ olasın. Vallahi asıl büyük hediye burada ya. Royal Class ekibi hepsi burada. Hepsine teşekkür ediyoruz. Artık o zaman biz bu canavarla gazlama kısmına, şuraya da 360 derece kamerayı konumlandırarak gazlama kısmına geçiş yapalım.